One Piece dedik mi? İnsanın aklına ilk teoriler, güçler ve komik anlar gelir. Ama One Piece serisine asıl One Piece yapan sahneler bizim kalbimize aldığı ve çaldığı sahnelerdir. Bizi üzen karakterleriyle o duyguyu yaşatan sahne. Bildiğiniz üzere bu da bu seride tonla mevcuttur. Kaç kere selpağımızı aldık, kaç kere duygulandık, kaç kere yutkunduk, kaç kere zorlandık. Bugün benim top 10'umu size kuracağım ve sunacağım. Ve bugün beraber hüzünleneceğiz. Çökerttin beni, yok hüzünlendin falan karışmam. Böyle bir sorumluluk üstlenmiyorum. Sizden ricam kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. On, Koala'nın Fisher Tiger ile son sahnesi.俺は信じて、お前が大人になる頃には人間も魚人もきっと承知してくれている。天竜人の所有物である娘を見逃す。頭、何バカなこと言ってんだ。血を流しすぎてる。すぐに輸血すりゃあんたの命が。この海軍船にストックされた血なら人間の 血だろ。汚らわしい血だ。Evet, One Piece flashbackleri aslında her zaman bizim gözyaşlarımız, damarlarımız ve duygularımızla oynamıştır. Fisher Tiger ile tanıştığımız sahnede bundan başka bir şey değildi. Fisher Tiger ırkçılığa kurban gittik dese yeridir. İronik yanı da şudur, kurtardığı küçük koalayı ailesine teslim ettiği için kurban gider. Fisher Tiger'e üzüldün mü? Elbette. Ama Fisher Tiger'dan çok üzüldüğüm kişi koalaydı. O stresi, o korkuyu, o hastalığı Fisher Tiger'ın ölümüyle bir nevi atlattı. Ve burada da bu ikilinin arasındaki bağ ve özellikle koalanın verdiği tepki bayağı dokunmuştu. 9. Doktor Hirulok sahnesi. Yo. Hito wa itsu shinu to omou? Shinzou o pistol de uchinukareta toki? Chigau. Fuji no yamai ni ogasareta toki? Chigau. Ukinoko no suupu o nonda toki? Chigau. Hito ni wasurerareta toki. Doktor Hirulok bir nevi öleceğini bildiğimiz bir başka flashback karakteri. Ama onun olayı biraz başkaydı. Bizim Chopper'ımızın babası, annesi, abisi, ablası her şeyiydi. Kendisi Chopper mutlu olsun diye zehirli mantardan bile yemişti. Yani faydalansın diye kendini komple feda ediyor. Ve ben açıkçası One Piece'te flashback karakterleri görünce mesafemi korumaya çalışırım. Ama bu sahnede bunu başaramadım. Hirulok ve Chopper arasındaki bağ tarif edilmesi zor bir bağdı. İzlenmesi güzeldi ve son sahnede Chopper'ın orada verdiği Hirulok ile ilgili son tepki, tabi öldükten sonraki tepki, efsaneydi. 8. Beyaz Sakal'ın ölümü. Baba, sen bizim babamızsın. Bu sözleri Beyaz Sakal'ın olduğu sahnelerde çok kez duydum. Halbuki o bunun dışında oradaki en güçlü kişiydi. Ama onun ve herkes için oradaki önemli nokta babası olmasıydı. Babaları gibi gördüğü kişi için her şeyi yaptılar. Beyaz Sakal belki bizimle çok zaman geçirmedi. Belki soğuk olması onun ölümünün burada olmaması anlamına gelirdi. Ama şöyle bir şey var. Onun ölümü beni gözyaşlarına direkt boğmasa da yandakilerin verdiği tepki, çektiği acı ve çaresizlik beni bu duruma koymuştur. Beyaz Sakal dediğim gibi baba gibi babaydı. 7. Sanji geçmişi. Sanji. Aslında bütün karakterlerimizin geçmişi duygu dolu. Ama bence Sanji'nin hikayesi hepsinden daha acımasız. Diğer kardeşlerin aksine çürük diye köşeye atılmış. Onların aksine duygu besleyebilen tek kişidir. Bunu da geçtim, annesiyle olan o derin bağ. Sanji babası ve kardeşleri tarafından dayak yiyerek büyüdü. Bu acı dolu sahnelere insan der ki hani bir yere kadar katlanır da. Ama abi hapse atılması, yüzünün kapatılması, sen bizden değilsin denilmesi,
Bunlar gerçekten normal sahneler değil. Bu sahneleri ilk okuduğumda çok zoruma gitti. Yutkunamadım resmen ama ilk izlediğimde gerçekten hani büyük bir Sanji fanboy olmama rağmen baya baya etkili. Hani acımadı desem, onunla acı çekmedim desem de büyük yalan olur. 6. Nami'nin yardım çığlığı. Hırsız Nami'yi başta sevmeyen bir ben olamam herhalde. Kurnazlık ile Luffy ve Zora'dan faydalandı, amacı hep bir başkaydı. Bunu hissettik zaten ve gün geldi gemiyi alıp kaçtı. Başta gıcık kapsamda sebeplerini öğrenince empati kurmaya da başladım. Arlong'un yaptığını duyunca, Genzo, Nohiko ve özellikle Belemer olaylarını duyunca üzülmeme geldi. Köyü daha az zarar görsün diye kötü tarafa geçme, kendinden vazgeçme. Bu dünyadaki en önemli kişisine bir nevi ihanet etme. Ve yine de amaçlarını, yapmak istediği iyiliği başaramadı. Dokunmadı diyemezsiniz. Bir de son sahnede kendini bıçaklıyor. Dövmesine saldırıyor. Ağlaması. Bence daha üstlerde bile gelecek bir olay olabilir. Nami! Ada! Ayano kuşu kara kiyite ne! İkitai to! İyee! Robin'in hikayesinde Nami'ninkine bir açıdan benziyor. Robin tam tayfaya girmemişti, sanki bir olay halen var gibi duruyordu. Soğuktu, mesafeliydi ve açıkçası beni de fazla içine almamıştı. Yani bir şeyin olacağın habercisiydi. Enies Lobby başladı ve birden tayfadan ayrıldı. Hepimiz sorduk ne olabilir diye. Anlam veremedik. Açıkçası ben ilk izlediğimde çocuktum ve orada düşündüğüm hain olduğuydu zaten. Sonra Robin'in flashbackini görürüz. Başına gelenleri, herkesin nasıl öldürüldüğünü, Saul'a ne yapıldığını ve annesini nasıl göremediğini. Orada işte bu karakterin altında neler olduğunu anlamaya başlıyorum. Bunların üstüne bir de Robin'in ölmeyi değil de yaşamak istediğini deyip bağırması. Bundan daha iyi bir sahne var mı? 4. Rosinante'nin ölümü. Yine bir flashback ölümü, yine bir gözyaşı. Bu sahnede daha sigarayı kullanıyordum ve buradan paketten kendiliğinden çıkmıştı ve yanlıştı desem yeridir. Rosinante belki başta itici geldi. Açıkçası öleceğini bildiğim karakterle de fazla hype'lanmadığımı da diyorum, biliyorsunuz. Ama bu Rosinante'de biraz ayrı oldu. Her hareketi, her konuşması veya her konuşmaması daha çok hayran kalmak için yetiyordu. Love'u alıp eğitmesi, onu kurtarması, onun için kendi hedeflerinden vazgeçmesi, onun için kendinden vazgeçmesi, onun için ölüme gitmesi ve sonunda onun için ölmesi gerektiği yerde ölmemesi ve sonunda da ölmesi. O sessizliği koruyup Love için ölmemeye direnmesi ve bizim bunu bir ses çıkmadan izlememiş olmam. Yani bundan daha iyi kat sahne var diyebilirim bu seride. Size bu soruyu sorarım ve Rosinante'yi sevmemizin belki en büyük sebeplerinden biri de o sahneydi. Gonen ne? Flying Lamp ile serinin başından beri yol aldı. Dakedo buku wa siyawase datte. Doumo arigato. Buku wa hontou ni siyawase datta. Flying Lamp, Haya'dan alınan bir gemi.
seri boyunca birçok kez kimi tacıga bir gemi dediğime bakmayın. İçinde ruhu olan geri gelince tayfayı bile kurtaran bir gemidir bu. Onu bu kadar kıymetli yapan da Gonenne. Nobide tayfayı bile kurtaran. Yani zaten ömrü kalmadığı değil. Nao tokumade hakonde agetakatta. Ama gerçekten o son saniyede dokunmadı. 2. Usopp tayfadan ayrılıyor. Omae ga ore ni kateru wake ne daro ga. Atarashii fune o te ni irete kono saki no umi e ore ta ja na. Geminin hasarları tamir edilemez hale geldiğinde hepimiz şoktaydık. Ne yapacak tayfa? Yok olamaz, bir şekil hallederler diye düşünüyorduk. Tam bu dertlerin içindeyken beklenmedik bir nefesimizi durduran bir sahne olur. Usopp ve Luffy ilk defa kavga ederler. İki karakterin karşısındaki anlamadığım bu anda Usopp kopar ve patlar. Gemiyi terk edeceğini ve Luffy'yi düelloya çağırır. İzleyici olarak başta anlamadığımız bu sahnenin sonunda bu ikili kapışır. Luffy zorlanmadı diyemem ama net bir şekilde de yener. Sonuçta beklenen bu. Ve sonunda Usopp ve Tayfa'nın yolları ayrılır. Ve o ayrılık nasıl içime koydu bir bilseniz. Ne oldu da bu ikili kapıştı? Ne oldu da bu ikili ayrıldı? Her şeyi geçtim. Sonunda Usopp ve Luffy'nin üzüntüsü dışında bir de Tayfa'nın üzüntüsünü görmek mükemmel ötesi bir sahneydi. En duygusal sahneyi açıklamadan birkaç tane lafa edilmesi gerekeni de buraya ekleyeceğim. Senior Pink Flashback. Ori kara no amedi. ちょうど奥様の頭上で土砂が崩れ、その下敷き植物状態に。ええ。意識はなく、まではもう感情を表に出すことはおそらく二度と。 Senior Pink Flashback'i listeye bile girmeliydi. Ama geç aklıma geldim desem yeridir. Bir hikaye beni bu kadar alabilir deyip geçiyorum. Sanji vs Luffy. Sanji! Bu da birçoğunuz için sıralamada kendisine bir yer hak etmeliydi diyoruz. Sanji'nin o ağlaması kimi bitirmeli? Sabo'nun hatırlaması. Evet, bence çoğunuzun unuttuğu bu sahnede bu listede yer bulmalıydı. Sabo'nun gazetesini eline alıp Ace'i hatırlaması. Ace ga Gold Roger'ın nusko datta to ana. 海軍にとってはこれ以上ない脅威、何としても排除したかったわけだ。大丈夫か、サボ。 サボ。そうだ。 Çaresizliğin ve üzüntüsünün resme bölünmüş hali de diyebiliriz bu sahneye. Ve Kuma'nın ayırması. Luffy'nin tayfası elinden alındığında Luffy'nin verdiği tepki. Hepsi elinden uçtu. Tutamadı birini. Ve nefessizce sinirden yere vurup ağlaması. Kaptanımızı kaç kere böyle çaresiz gördü. Gelelim bir numaraya. Evet, Ace'in ölümü. Sudeni Taizai'da. 誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう、みちょれ。 Birçoğunuzun bildiği o bir numara. Luffy, Ace'in yakalandığını öğrendiği andan beri onu kurtarmaya çalışır. Her şeyi yapar. Impel Down'a dalar ve Marineford'a bile gider. Pes etmez, dener, dener ve sonunda başarır. Luffy, abisini kurtarır. Kurtarmakla kalmaz, güzel bir ikili bile oluştururlar. Yani tam biz rahatladık dediğimiz anda, tam Ace ben yaşamak istiyorum dediği anda saçma sapan bir gaza gelir. Ve sonra da kardeşi Luffy'yi kurtarmak için kendini Akainu'nun önüne atar. Öyle bir atar ki karnı delik deşik olur. Öyle bir feda eder ki yaptığı son şey bu olur. Ace'in ölümünden kuşkusuz daha etkili bir sahne varsa o da Luffy'nin verdiği tepki. Luffy'nin verdiği tepki inanılmazdı. Tayfasının verdiği tepki de öyle. Ve biz bir şeyi sorarız. Luffy bunu nasıl hazmedecek? Gerçi Amazon'da kendine gelince olayı anladığındaki ağlaması. Dokunmadı diyen eğer bir iki insan varsa burada büyük ihtimal ya arka sokaklar toksik fan kitlesidir ya da Selena izleyen bir gruptur. Bu sahne benim gibi biri için, yani Ace'in büyük aşırı bir hayranı değilim. Severim ama o kadar da sevmem. Beni bile mahvettiğini düşünürse sizi nasıl mahvetmeyecek?
Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Naruto'nun duygusal sahnelerini de ekliyorum. Ben yavaştan kaçar. Bye bye. Kono joru no jovana ni wa yuku. Joru no jovana.